Yerel gündem kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Fatih Çetinkaya. Sayın Çetinkaya, Eskişehir'den bizi izleyeceğimiz adaşınız, yani soyadlı adaşınız bize bir temel mesajı göndermiş ve şiir okumuş. Eskişehir'den Sayın Fatih Çetinkaya takdirle takip ediyoruz. İnşallah başarılı olacak ve iyi yetişmiş gençlerin de ülkemizin yönetiminde başarılı olacağını ispatlayacaktır. Yolu açık olsun, selam ve saygılarımı demiş. Yüzüne çarpmak gerek zamanın fendini. Göster kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme, hor görme delikanlım kendini. Şu kırık abideyi yükseltecek taştansın. Fatih'in İstanbul fethettiği yaştasın demiş. Böyle bir şiire denilebilecek tek şey var. Kocaman bir eyvallah denilir. Gönlüne sağlık. Çok teşekkür ediyorum sayın adaşıma. Sayın Başkanım, bu en son yasayla birlikte 10 köy Afyon'a bağlandı ve mahalle oldu. Buna baktık, biz araştırdık kendimiz de. 2011 milletvekili seçimlerinde burada AK Parti'nin bir üstünlüğü var. 2011 seçimlerinde. Sizce belediye başkanı seçimi buraya nasıl yansır diye size soru sorsak. Şimdi tabii burada yapacağımız ancak tahmindir. Çünkü hiç kimsenin iradesine ipotek koymak gibi bir hakkımız söz konusu değildir. Ama özellikle bu köylerde yaşayan vatandaşlarımızın iştigal ettiği konular olan hayvancılık ve yine iştigal ettiği konular olan tarım noktasında eğer belediye yönetiminin tasarrufları onların lehine olursa menfaati, ama aleyhlerine olursa büyük bir zulüm ortaya çıkacaktır. O yüzden bu vatandaşlarımız biraz daha işin ehlinin kendilerine rahmet olduğunu farkında olacaklardır. Dolayısıyla bu bir genel seçim değildir. Bu yerel seçimdir. Dolayısıyla Afyon Karahisar Belediye Meclisi ve Belediye Başkanı onların kaderiyle ilgili tasarrufta bulunacaktır. Hemen örnek verelim. Bugün bir belediye başkanı imarın içerisine bütün tarım arazileriyle beraber bu bölgeyi alırsa, bu insanlar tarım desteği aldıkları tarım arazilerinden tarım desteği alamayacakları gibi arsa vasfına geçtiği için de bir sürü emlak vergisi ödemek zorunda kalacaktır. Bu iktisadi açıdan onlar için bir negatif etkidir. Yine siz şehir merkezinde uygulanan, tabii orayı hangi bölge ilan edeceksiniz, mesken mi ilan edeceksiniz, konut alanı mı iskan edeceksiniz, belli sektörlere mi ayıracaksınız, nazım imar planını nasıl yapacaksınız? Bu onların hayvancılık işleriyle iştigal edip etmemelerini de etkileyecektir. Dolayısıyla bu 10 köyümüzün, mahalle olan 10 köyümüzün kaderi ciddi şekilde etkilenecektir. Ve biz o köyde yaşayan vatandaşlarımızla her zaman beraberiz. Dolayısıyla onların teveccühü herkesten çok daha fazla Milliyetçi Hareket Partisi'nden yana olacaktır. Benim inancım ve tahminim o yönde. Gökhan Bey, buyurun sizden devam edelim. Sayın Başkanım, Afyonkarahisar'ın fotoğrafını çektiniz mi havadan? Böyle bir sorum olacak, ilginç belki ama bir de seçilirseniz Afyonkarahisar, yani 5 yıl sonra nasıl bir Afyonkarahisar hayal ediyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi Gökhan Bey, bu iki soru da aslında aynı yere çıkıyor. Değil benim abi. Bilimimde, özellikle kent yönetiminde, nasıl ki bir doktor hastasını sedyenin üzerine aldığı zaman nasıl bir rahatsızlıktan muzdarip olduğunu anlamak için onu kendi metotlarıyla inceler ve teşhis koyarsa, bir şehirle ilgili çözüm önerileri üretmeniz için ilk önce hastalığı tespit etmeniz lazım. Benim işim de bu. Ben şehir doktoruyum. Şehir doktoru şehire nasıl bakar, nasıl muayene eder? Uygulama imar planının önüne koyar. Şöyle bir bakar. Şehrimiz ne tarafa doğru ilerliyor? Hangi sektörler hangi alanlarda konuşlandırılacak? Gelecekte bir 5 yıl sonra hangi sektörü nerede göreceğiz? Bugünkü mevcut gençlik potansiyelimiz 15 yıl sonra yüzde kaçı hangi sektörde istihdam edilecek? Yüzde kaçı hangi sektörde iş bulacak? Yüzde kaçı ne yapacak? Bununla ilgili sizin bir master projeniz veya orta vadeli kalkınma projenizin olması lazım. Bütün bunu da imara yansıtmanız lazım. Yapısal alanı oluşturabilmeniz için. Dolayısıyla imar bir şehrin geleceğinin fotoğrafını çekmek demektir. Ve bu o kadar değerlidir ki her meclis toplantısında imar tadilatlarıyla delik deşik edilmeyecek kadar kıymetlidir. Ancak şehrin günün getirdiği şartlardan bir 5 yıl sonra bu şartlardan hasıl olan çok stratejik, önemli bir güncelleme yapılacaksa bu takdir edilir, meclis tarafından değişiklik yapılabilir.
Ama şahısların taleplerine göre, bireylerin isteklerine göre imar tadilatları yapmak, geleceğinizde bir tane tuğlayı almak demektir. Ve o zaman şu anda gördüğümüz müthiş bir karmaşa görürsünüz. Eskiden gelen bir perişanlık söz konusu. Bizim Afyon Belediyesi'nde göreve başladığımız ilk çalışmamız bir acil eylem planı oluşturmak, iki orta vadeli kalkınma planı oluşturmak, üçüncüsü de uzun vadeli master plan yapmak olacak. Afyon Karahisar'ın geleceğiyle ilgili. Bunu biz oturup kendimiz belediye olarak yapmayacağız. Sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, derneklerle, şehrin eşrafıyla, vatandaşlarımızın danışma meclisindeki kararlarıyla, onların katkılarıyla bütün şehir olarak bir hedef koyacağız ve bu hedefe hangi yolla gideceğiz? Yani misyonumuzu o gün tespit edeceğiz. Plansız yapılabilecek her çalışma lokal ve spesifik bir çalışmadır. Asla faydalı değildir. Ancak günü kurtarabilirsiniz. Ancak önümüzdeki seçim döneminde 3 tane bina yaptım, 5 tane taş döşedim diyebilirsiniz. Ama gelecekle ilgili aydınlık, net görebileceğiniz bir ufuk olmaz. Dolayısıyla imar bu kadar çok önemlidir. İşte 5 yıl sonra nasıl bir Afyonkarahisar dediğimiz zaman her şeyden önce sosyal barış sağlanmış, sosyal donatı alanlarıyla olgunlaşmış, kentleşme noktasında herkesin taşın altına elini soktuğu ve belli markaların değil, tek Afyonkarahisar markasının öne çıktığı marka şehir olmuş, artık herkes demese bile bir takım insanların yavaş yavaş demeye başladığı birinci hamleyi hayata geçirmiş olacağımız bir 5 yıl görüyoruz. Peki kentleşme dediniz, kentsel dönüşüm evet, özellikle. Kentsel dönüşüm başlı başına uzmanlık gerektiren, başlı başına büyük bir vakadır. Hemen bilgilendirmek adına söylüyorum. Kentsel dönüşüm Çevre Bakanlığı'nın bir tasarrufudur. Ve bu bir zorunluluktur. Bu bütün illerde uygulanmaktadır. Birçok ilde birinci hatta ikinci etapları yapılmaya başlanmıştır. Ama maalesef memleketimizde belki seçim kaygısından, belki işi yanlış yaparım korkusundan, belki tereddüt edildiğinden, belki yıkımlar olacağından dolayı bundan bir endişeden dolayı maalesef fiili olarak başlanılamamıştır. Ve Afyonkarahisar'da en az %40'ı kentsel dönüşme muhtaçtır. Trafik sorununu nasıl çözeceğiniz dediğinizde kentsel dönüşüm yeniden bir şehir yapmaktır. Ama kentsel dönüşümü yapabilmeniz için en önemli stratejik nokta değerlemedir. Yani siz birilerinin gayrimenkullerini yıkacaksınız, yeni binalar tesis edeceksiniz ve o yıktığınız binaların, gayrimenkullerin maliklerine yeni binalardan haklar ödeyeceksiniz. Bunu neye göre yapacaksınız? Bunun değerlemesini nasıl yapacaksınız? Belediyedeki emlak rayiş bedelinin %20 üstünü mü vereceksiniz? Yoksa o değerleri mi vereceksiniz? Yoksa uzman birilerine, değerleme uzmanlarına bu işin piyasa değerini tespit ettirip vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına onların gerçek haklarından fazlasını vererek onların bu işe destek olmasını mı sağlayabileceksiniz? Bütün bunlar hem profesyonellik, hem sosyal belediyecilik, hem de o insanlarla, muhatap olduğunuz insanlarla, bu işle direkt ilgilenecek, direkt etkilenecek insanlarla yaptığınız istişare ortaya çıkacaktır. Ben net ve açık söyleyeyim. Okul olarak, bölüm olarak kentsel dönüşüm bizim işimiz. Burcu Hanım'a geçmeden önce vatandaşlarımızın yine bir temennisi var. Özgür Yastıkkaya göndermiş. İyi akşamlar, ben Özgür Yastıkkaya. Başkanım başarılar diliyorum. Okursanız sevinirim lütfen demiş. Biz de okuduk. Vatandaşların isimlerini okumasını istiyor burada. Size başarılar diliyor. Emre Çıracı, Tuncer Gündüz, Şeker Yavuz, Muhterem Ceylan, Fikret Kargı, Barış Dağdelen, Kadir Karaca, Yılmaz Çınar, Yakup Yılmaz, Mesut Uyanık, Arpay Sakarya ve İlhan Kavak. Size başarılar diliyor. Yine kendilerine teşekkür ediyoruz. Vatandaşımız bize teşekkür etmiş. Karahisar TV'de sizi çıkardığımız için, sesini dinleme fırsatı bulduğunuz için demiş. Bir de soru yöneltmiş. Fatih Başkan göreve geldiğinde yandaşlarına nasıl bir katkı sağlayacak demiş. İhaleler şafman mı olacak yoksa biz biliriz gibilerden mi? Şimdi lafa bakılmaz, ailesi iştir kişinin diye bizim atalarımız bir söz söylemişler. Bununla ilgili bizim için bakabilecekleri bir ayna var, bir iş var. Onun haricinde bu yandaşlar meselesine geldiğimiz zaman Afyonkarahisar'da ilk defa bir uygulamaya imza atacağız. Bunu bu vesileyle madem söylemiş olalım.
Afyon Belediyesi'nin sitesine girdiğiniz zaman en son dönem bütçe harcamalarını halkımız görebilecek. Herkes bütçe kalemlerinde, bu bir aylık dilimler olabilir, üç aylık dilimler olabilir. Bunu şu anda kesinleştirmiş değilim ama belediye bütçesini takip edebilecek. Bugün bir otopark ihalesi yapıldıysa bu otopark ihalesinin neticesini görebilecek. Aynı zamanda bütün ihalelerimiz zaten video ile kayıt altına alınacak. Bu noktada kanunun müsaade ettiği şeffaflık her neyse aynısı bizim zamanımızda hiç kimse tereddüt etmesin yaşanacak. Burcu Hanım buyurun. Sayın Başkanım, bir mevcut belediye başkanı ve belediye başkan adayı olarak size göre bir vatandaş gözüyle soruyorum bunu. Bir belediye başkanının yaşam standardı anlayışı nasıl olmalı? İlk aklıma gelen, örneğin seçildiğiniz takdirde sizi siyah pardüsülü, tırnak içinde söylüyorum, ağır abiler korumalık yapacak mı? Normal bir standart hayat tarzını mı benimseyeceğiz? Hem karakterim itibariyle hem yapım itibariyle bu söylemiş olduğunuz manzarayı maalesef kimse göremeyecek. Böyle bir manzara asla söz konusu olmayacak. Zaten ben yapım itibariyle bu protokol meselelerine bile çok uzak olan, sempatiyle bakmayan, antisempatiyle bakan bir kişiliğe sahibim. Ben eşimle, çocuklarımla beni alışverişte insanlar görebilecekler. Yine komşumuz bir akşam çay içmeye evine vardığımı ailemle beraber görebilecekler. Ben yine sokaklarda olacağım. Ben yine şimdi gittiğim kahvehanelerde olacağım. Ben öğlen yemeğini sanayide ekmek arası ciğer yemeye gideceğim. Ben öbür sanayiye gideceğim öbür hafta. Cuma namazlarını değişik ortamlarda kılacağım. Ben sürekli vatandaşın içinde olacağım. Yani bu sözünü ettikleriniz seçim propaganda çalışmasına özel değil, genel karakter. Kesinlikle. Bugünkü yaptığımız uygulamaların emin olun birçoğu, çorbada dahil olmak üzere 1 Nisan'dan sonra gerçekten devam edecek uygulamalar. Bu her şeyden önce bana büyük bir rahatlık sağlayacak. Eğer siyasette veya hizmette insanlardan uzak kalırsanız, çok güzel şeyler yapmış olsanız bile o insanların yanına dönmeniz çok zor olur. Sizi tenkit ederler. O kaldırımlarda rahat ve huzurlu yürüyemezsiniz. İnsanlarla hasbihal ederken, seçim çalışması yaparken sizi çeken basın mensuplarından bile rahatsız olabilirsiniz. Ama bunu hep yapıyor olsanız, sürekli onların yanında olsanız böyle bir kaygınız asla olmaz. Yapamadığınızı, niye yapamadığınızı vatandaş biliyor olacaktır. Yaptıklarınızı niye yaptığınızı da biliyor olacaktır. Sizin hakkınızdaki bir söz, sizin hakkınızda iddia edilen bir yolsuzluk, sizin hakkınızda iddia edilen bir tenkit, sizin tarafınızdan zaten birebir cevaplandırılmış olacaktır. Dolayısıyla bu halk adamlığı meselesidir. Ama tabii bu meziyete ulaşabilmek de kolay bir şey değildir. Birazcık gönül meselesidir. Öyle bir gönlüne sahip olmak lazım. Ben öyle bir gönlün bende var olduğuna inanıyorum. Bu benim değil, küllü iradenin bir tasarrufudur. Ona da ancak hamd edilir. Sena edilir. Başkanım Mustafa Bey, yine geçmeden önce ben araya giriyorum. Çünkü yoğun bir şekilde hem tebrik hem de sorular geliyor. Fatih Başkan eğer seçilirse Afyonkarahisar'da sosyal etkinlik yapmayı planlıyor mu? Acaba gençlere yönelik, Emre Çıracı sormuş. Sadece gençlere yönelik değil. Genç kardeşimiz sorduğu için Emre'ye hayırlı akşamlar diliyoruz. Sevgilerimi iletiyorum. Yaşlılarımız için de düşündüğümüz bir proje var. İsterseniz onu da açıklamış olayım. Birkaç tane dediniz, bayağı fazla oldu. Evet. Bunları zaten sunum olarak yapacağız. Bizim bir Sevgi Köy projemiz var. Şimdi proje sunarken ben beklerim ki rakiplerimden bu proje neden hasıl oldu? Amaç ne? Murat edilen nedir? Bu soruların cevabını verebilirseniz mantıklı bir şey ortaya çıkartırsınız. Biz proje olarak sunmayız. Rakiplerimiz sunmuştur. Güzel bir projedir. Emin olsunlar, biz onları da uygulamaya geçiririz. Yeter ki bu milletin, bu halkımızın faydasına bir şey olsun. Şimdi Sevgi Köyü projesi bu projenin ismi. Burada murat edilen nedir? Huzur evini ziyaret ettim. Tabii bu tür yerlerde fotoğraf almak, basına yansıtmak bizim ahlakımızla ve karakterimizle uyuşmuyor. Çünkü o yaşlı insanlara gösterdiğiniz saygının siyasette kullanılması demektir fotoğraf çekilmek. Benim derdim onları görmek, sıkıntıları nedir bilmek, huzur evinin sıkıntıları var mıdır, potansiyel nedir, potansiyel kapasite tam dolu mudur, ihtiyaç sahibi var mıdır? Bu konularla ilgili açıkçası ikinci bir belediye huzur evi düşünüyor idim. Bu vesileyle çıktı. Ama orada gördüm ki yaşlarımıza ne kadar hijyenik hizmet ederseniz edin, ne kadar iyi davranırsanız davranın, ne kadar kaliteli yataklarda yatırırsanız yatırın, bugünkü huzur evi modeli
Yani yarı açık cezaevi gibi. Bu insanlar hayatlarının büyük bir bölümünü tamamlamışlar, son demlerini yaşıyorlar. Ve herkes oraya gitmek istemez, bunu biliyoruz. Oradalar, en azından orada onları sosyal anlamda mutlu edebilecek, belki bir saatini bile güldürebilecek, huzurlu geçirebilecek bir şeylere ihtiyaç olduğu ben de fikir sadır oldu. Ve onları oradan çıkaralım diye düşündüm. Bir kampüs düşünün, ağaçların içerisinde, yeşillikler içerisinde büyük değil, küçük küçük müstakil konaklar düşünün. Buralarda ikamet ettireceğiz ama bu yeterli değil. Siz o zaman cezaevini açık cezaevi yapmış olursunuz, genişletmiş olursunuz. Bu insanlar hep aynı yüzleri görüyorlar, hep birbirleriyle muhataplar, bakıcılarıyla muhataplar. Hep birbirini gördüğünüz zaman da maalesef tat vermiyor, huzursuzluklar da çıkabiliyor. Afyonkarahisar'da evinde ikamet eden yaşlılarımızın da belediye tarafından o kampüse ulaşımını bedava sağlayacak ve o kampüs içerisindeki sosyal tesislerden bedava yararlanabileceği bir alan oluşturacağız. Örneğin Türk Hamamı. Yani emekli amcam Sayıpata Mahallesi'nden belediyenin kendisine tahsis ettiği minibüse, otobüse binerek Selvi Köyü'ne varacak. Orada hamama girmek istiyor, hamama girecek. Oradaki kıraathanede oturabilecek ve huzur evindeki yaşlılarla bir iletişim oluşmuş olacak. Birbirleriyle tanışacaklar, konuşacaklar, belki tavla oynayacaklar, belki eskiler anlatabilecekler. Böylelikle huzur evindeki insanlar dışarıyla bir irtibatlar oluşmuş olacak. Ve eğer bunu bütün huzur evindekileri buraya taşımak olarak algılamıyoruz, en azından sırada bekleyenler var, kapasitenin tam dolu olduğunu biliyorum. Onları buraya ikame ederek ve mevcut huzur evindekileri de belki 15'er günlük dilimlerle, belki de bir aylık dilimlerle bir yarısını, bir ay sonra bir yarısını değişimli olarak bu kampüs içerisinde barındırmak ve onlara hizmet ederek hayatlarının son deminde muhtaç olduğumuz onların hayır duasını almayı murat ediyoruz. Mesela bu bir sosyal projedir arkadaşlar. Gençlerimizle alakalı her şeyden önce ilimizde bir üniversite var. Bu üniversitede sadece 37 bin tane öğrenciniz var. Bizim gençlerimiz yok bunun içinde. Bakın dikkat edin. Sadece 37 bin. Ve sizin nüfusunuz yeni mahalle olan köylerden arttı. 187 bin nüfusta 37 bin. Orana bakar mısınız? Şehrin dörtte birisi arkadaşlar. Ve bu gençlerin kampüs dışında ve yurt dışında sosyal hayatı ikame edebilecekleri bir alan sıkıntısı var. Ve bu gençlerimiz maalesef bu noktada ciddi sıkıntı halindeler. Ta benim öğrenciliğimden dolayı böyle. Bunların her birisi Afyonkarahisar için gittikleri şehirlerde ömrü boyunca üniversiteden konu açıldığında ya sizin reklamınızı yapacaklar ya sizin şehrinizi tenkit edecekler. Markalaşma iddiasında bulunan bir il için bu hayati ve stratejik bir öneme sahiptir. Buradan gidenler sizin reklam elçileriniz olmalı. Sizin tanıtım elçileriniz olabilmeli. Onlara öyle bir sosyal ortam sunabilmelisiniz. Bu açığı kapatacağız. Çok büyük bir projemiz var bununla alakalı. Bunu zamanı geldiğinde paylaşmak istiyorum. Şimdi paylaşmak istemiyorum. Yine sokaktaki gençlerimizi topluma kazandıracak, onlara meslek edindirecek, bu mesleği edindirirken onları cezbedecek ödüllerle, yarışmalarla, her alanda. Bakın biz oyun sanatından tutun da, meslek kurslarından tutun da, rehabilitasyon merkezlerine kadar yapılabilecek o kadar çok şey var ki, bunları hepsi görecekler zaten. Ve her yerde Afyon Belediyesi olacak. Her yerde Afyon Belediyesi'nin sesi duyulacak. Mustafa Bey buyurun. Evet Sayın Başkanım, şimdi biliyorsunuz Afyon'da hava kirliliği problemimiz var. Suda son 2 ay öncesine kadar bayağı bir problem vardı. Nasıl yapıldı bilmiyorum. Şu an biraz düzeldi. Hava kirliliği ama düzelecek gibi değil. Öyle gözüküyor. Yani hakikaten Afyon'un bulunduğu konum itibariyle dağlar arasında işte kullanılan kömürdür, şudur budur bir sürü etkenden dolayı hava kirliliğine bir problem var. Yani bu su sorununu ayrıca su ve ekmekte de bir fiyat noktasında vatandaşların bir sıkıntısı var gibi. Yani belediye başkanı olursanız öncelikle su hava kirliliği problemini nasıl çözeceksiniz? Evet. İki, ekmek ve su fiyatlarında bir indirime gidecek misiniz veya ne olacak? Evet. Şimdi ekmek ve sudan başlayalım. Bugün ilk defa sizin haber bülteninizde çıktı mı bilmiyorum. Bugün Ataköy'de vatandaşlarımızla bir arada iken zaten bu konuyla alakalı niyetimizi ifade ettik, söyledik. Şimdi
su parasında indirim yapmayacağız. Çünkü suyun metreküp fiyatında değil bizim sıkıntımız. O ödememiz gereken tutar, tutar dediğimiz tutar var ya, 5 yıl içerisinde 3 kat artmış. Sayın Başkan 5 yıl içerisinde Afyonkarahisar Belediye bütçesinin 3 kat arttığını söylüyor. E tabi gelir faturalarına 3'e katlarsanız, yani doğru orantılı olarak belediye bütçeniz de 3 kat artmış olacak. Şimdi oradaki atık ve sıvı atık giderlerinin çok yüksekliğinden, şimdi bakan bizim bakanımız. Atık su arıtma tesisimiz var. 50 yıllık su sorunumuzu da çözmüşüz. Hiçbir sorunumuz yok. Rantabl çalışan bir sistemimiz var madem. O zaman bunun maliyetleri bu kadar yüksek olmamalı. Ben kendi yaptığım maliyet analizinde asla böyle bir sonuç çıkmıyor. Ondan dolayı %40'tan aşağı olmamak üzere su faturalarının totalinde bir indirim. Bu kesin. İkincisi ekmekle alakalı. Bu konuda Sayın Başkan'ın kulaklarını çınlatmak istiyorum. Kendisine saygılarımı sunuyorum. Özellikle belediyenin o yapmış olduğu çok kaliteli bir kitapçık var. Kalın bayağı bir kitap. Onun inceleme şansım oldu. İlkler bölümüne baktım. Ekmek fiyatlarına zam yapılmadığını Sayın Başkanım ifade etmiş. Son zamanlarda yapıldı galiba ama biz yapılmadı saysak bile. Şimdi ben tarım sektörünü de iyi bilen bir insanım. Şimdi el insaf derim. 7-8 yıl önce buğday fiyatları 800 lira idi. 80 kuruş idi. Bu yaz bizim köylümüz ürettiği buğdayı 550'ye sattı. Nasıl zam yapacaksınız? Neden zam yapacaksınız? Ve neden indirim yapmıyorsunuz? Özellikle ben belediyenin ucuz ekmeğinden bahsediyorum. Allah nasip ederse biz geldiğimizde tabii bunu kafadan atıp sallamıyoruz. Biz bu işin mali, bu işi yapan, bu işi icra eden, bize maliyet hesaplaması yapan arkadaşlarımızla yaptığımız zaman 50 kuruşa ekmek sattığınız zaman bu 50 kuruşun 10 kuruşunun kar olarak kaldığını söyleyebilirim. Dolayısıyla ekmek fiyatlarında da bir indirim kesinlikle öngörüyoruz. Hava kirliliğinden bahsettiniz. Evet. Önce bir hastamıza bakalım. Hastamızın karnesi ne? Hastamızın vücudunda sıcaklık kaç derece, kaç santigrat derece olmuş? Ateşi nasıl bu hastanın? Baktığımız zaman yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi kurumlarının sonuçlarına göre Afyonkarahisar Türkiye'de hava kirliliği en çok olan ikinci. Lideriz yani. Değiliz. Nüfusumuza bakıyorsunuz. Azalan bir nüfusunuz var. Küçük bir şehirsiniz. Ve bu şehirde başka şehirlerde olmayan jeotermal ısınma kaynağı var. Bu yetmez gibi bu şehirde bir de doğal gaz var. Bunlar büyük nimetlerdir. Bunlara sebep olanlardan Allah razı olsun. Ve bugüne kadar Afyon Belediyesi'nde bu millete bir çivi de çaktıysa, kimle hizmet ettiyse Allah cümlesinden razı olsun. Biz onlara minnettarlığımızı iletiriz. Yaptığı hizmetlerden dolayı Sayın Başkan'a da ayrılmamak şartıyla. Şimdi hem jeotermal kaynağınız olacak, hem doğalgazınız olacak ve küçük bir şehir olacaksınız ama hava kirliliğinde siz Türkiye'nin ikincisi olacaksınız. Burada bir sıkıntı var. Şimdi bir evi ısıtabilmeniz için ilk önce soğuk gelen yerleri kapatmakla mükellefsiniz. İşte buradan bakalım. O zaman biz, bakın biraz önce muhalefet belediyesinden bahsedildi. Sandıklı'da İsmail Başkan kulakları çınlasın, bizi izliyorsa hayırlı akşamlar diliyorum. Dağın başındaki evlere kadar jeotermal kaynaklı ısıtıyor şimdi. Neden bizim jeotermal kaynağımız bir Mecidiye gibi şehir merkezinde bile yok? Konut sayısının, Sayın Başkanım, burada bir ilavede bulunmak isterim. Konut ısıtma sayısının bittiğini, artık turizm hattının besleneceği ifade ediliyor. Şimdi evet, bu konudaki bahanenin de rezervler olduğu söyleniyor. Şimdi ben jeotermal meselesini bilen bir insanım. Şimdi çevre sorunlarından bir tanesi. Şehrimizde oteller var, kuyular var, afşetin kuyuları var. Bu kuyuların reenjeksiyon kuyuları var mıdır? Soru bir. Bu reenjeksiyon kuyularına kullanılan sular tekrar geri yer altına rezerve gönderilmekte midir? Kimler göndermektedir, kimler göndermemektedir? Bunların denetimi yapılmakta mıdır? Eğer siz reenjeksiyon kuyunuz varsa, kullandığınız sıcak suyu yerin altına tekrar gönderiyorsanız, bana rezerv sıkıntısı var derseniz ben size gülerim. Ve şu anda özellikle otogarın arka tarafındaki bölgelerde benim bildiğim 3 tane kapası kapalı kuyu var. Siz bunu yatırımcılara vermek istiyorsunuz. Benim de düşündüğüm teknolojik sera projem var benim. Oraya vermek istiyorsunuz. Eyvallah. Güzel bir şey. Ama Afyonkarahisar'da bu su içilen, doğaya bırakılan su değil. Bu su bir hat
içinde dolaşıp gelecek bir su. Dolayısıyla bunu yetmiyor demek, insanları siz bu işi bilmiyorsunuz, ben sizi kandırırım demek olur. Rezerv bahanesini asla katılmıyorum. Ve Allah yerden insanların ısınabilmesi için böyle bir nimet vermiş. Biz bu nimeti kullanamadığımız gibi, kullanamadığımızdan ortaya çıkan hava kirliliği gibi bir dertle muzdaribiz. Bugün bunu anlamıyorsunuz. Ama 5 yıl sonra bir hastaneye gittiğinizde, kanser olduğumuzda her şey hormonlu, eski insanlar sağlıkmış gibi yorumlar yapıyoruz hepimiz. Doğru değil mi? Ama işte bunlar. Nefes alıyorsunuz, akciğerlerinize gidiyor, kana karışıyor. Havada ne varsa direkt kanınıza karışıyor. Ve bu kan sizin beyin hücrelerinizden tutun da ayaklarınız ucuna kadar size yaşam veren o madde, kan yani. Dolayısıyla hava kirliliği çok önemli. Bununla ilgili coğrafi bir yapısal değişikliğe de ihtiyaç var. Benim yaptığım tespit ve teknik arkadaşlarım benim adıma yaptıkları çalışmadan çıkan sonuç bu. Özellikle şehrimizin güneybatı tarafında hasıl olan o havzada bir hava akımı sıkıntısı da var. Siz de bu kaynakları kullanmayın. Özellikle siyasi kaygılarla insanlara özellikle seçim zamanlarındaki kışa denk geliyor. Bedava kömür dağıtıyorsunuz. Bu kömürler de gayet kalitesiz kömürler olunca insanlar bunu da yaktıkları zaman böyle oluyor. İnsanlara yardım edin ama kömür vermeyin, sıcak su verin. Ve çevremiz, havamız temiz olsun istiyoruz. Bu noktada hava akımını sağlayabilecek bir hafriyat çalışması, bir teknik çalışma öngörüyoruz. Şekli nasıl olur? Bu konuda bir şey söylemek mümkün değil. Fakat bu hava kirliliği ile ilgili sadece sıkıntı bu değil. Bu bizim gördüğümüz bir çevre kirliliği. İnsanların direkt muhatap oldukları bir çevre kirliliği. Hiç fark etmediğimiz tehlikeler var. Şehir merkezlerinde baz istasyonları var. Evet. Koku olarak algılayamıyorsunuz. Aynen. Elinizde tutamıyorsunuz ve size manyetik olarak bir düşman gibi hücum ediyor bu manyetik dalgalar. Bunu hiç kimse görmüyor. Allah nasip ederse, kanunen ne derece mümkün ise baz istasyonlarını mesken ve konut alanlarından mümkün olduğu mertebede boş alanlara almayı düşünüyoruz. Bu da bir çevre sorunudur. Özellikle çöp toplama noktasında ciddi sıkıntılar var. Akşam saatlerinde Afyonkarahisar'da yeşil yoldan yukarıya doğru bir araya girdiğiniz zaman önünüzde bir çöp toplama kamyonu görebiliyorsunuz ve yarım saat o kamyonun çıkmasını bekleyebiliyorsunuz. Bir de şey, poşetli çöp olayı başkanım, o yani sıkıntı gibi sanki. Yani çünkü bazen insanlar vaktinden sonra bırakıyorlar ve kedi köpektir şudur budur o parçalanıyor, dağılıyor. Yani evet. Normalden daha kötü bir görüntü sağlıyor bu. Yani ona bir çözüm var şimdi, mı? Şimdi özel konteynerli çöp kutuları yaptık diye kitapta vardı Burhanettin Bey'in yaptığı işlerden. Keşke her tarafa ondan yapabilsek. Çünkü bu çöp sorunu aynı zamanda güvenlik sorununa dönüşüyor. Nasıl mı? Çöp kutuları, çöp konteynerleri başıboş köpekleri ve hayvanları davet eden bir merkez haline geliyor. Hayvan niye gelir şehir merkezine? Aç olduğu için ve o kokuya gelir, yemek yemek için gelir. Açlığını gidermek için gelir. Eğer siz hem hayvan barınak evini yeterli kapasitede yapamadıysanız, sokakta hala boş köpekler varsa sorun bir. Ve bu köpekler şehir merkezinde ondan sonra sokakta insanların güvenle gidemeyeceği kadar tehlikeli hale geldiyse, burada da bir çöp toplama ve en basit belediyecilik hizmeti olan çöp sorunu var demektir. Bu ciddi bir sıkıntıdır. Ve etrafta özellikle şehir merkezinin muhatap olmadığı ama Karşıyaka, Sahipata, Eşrefpaşa bölgelerinde ve Uydukent bölgesinde yazları, yaz aylarında şimdi güncel olmadığı için çok ağır bir koku gelir burnunuza. Özellikle şehrimizin doğu tarafında. Bu kaynaklar kesinlikle dezenfekte edilmeli. O kokunun gelmemesi sağlanmalı. Bir iş adamları, benim de vakıf olduğum bir projeyle bir enerji tesisi yapıyorlar. Bu kötü kokuya sebep olan materyallerden elektrik üretimi esas. İnşallah Allah nasip ederse oraya ulaşmayan materyaller noktasında bir de enerji projemiz var bizim, 3 boyutlu. Bir tanesini bu enerji üretimi, bu pis kokuyu yaratan materyalden enerji üretimi projemiz olacak. Bunu da bu şekilde çözmeyi düşünüyoruz. Ve bu çöp toplama işi, sözüm yarım kaldı, kesinlikle denetlenmeli. Daha geç saatlerde yapılmalı. Bununla ilgili de tedbir alacağımızı bizi dinleyenlerin bilmesinde fayda var. Sayın Başkanım, Sayın Daha'nın sorusuna ilaveten ben bir soru sormak istiyorum ve kendisinden özür diliyorum. Biliyorsunuz biraz önce ekmekle ilgili bir soru sormuştu.
Afyon'da özellikle Emek taksi durağı dediğimiz bir mevkide küçük küçük kulübelerde vatandaşlara ekmek dağıtılıyor. Ve özellikle akşam saatlerinde istemediğimiz kadar kuyruklar var. Artık bedava dağıtılıyor veya parayla dağıtılıyor. Bunları hiç önemli değil ama vatandaşın gözünde bunlar sanki ekmek ucuza, ekmek bedavaya dağıtılıyormuş bir izlenim veriliyor. Ve Afyon'u sanki fakirmiş gibi algılanıyor. Siz belediye başkanı seçilirseniz bu büfeler kalkacak mı? Gerçekten bu bir yara gibi. Yani vatandaşların o şekilde saatlerce beklemesi ayrı bir dert. Dağıtımı ayrı bir dert, evlere götürmesi ayrı bir dert. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu sosyal yardım projemizle alakalı bir şey. Ben sadece sorunun tespitini söyleyeyim. Bu çok kapsamlı ve önemli bir proje. Afyonkarahisar'da ben izleyenlerim ve sizin aklınıza sığınarak bu teşhir vakasını, siz Afyon fakir görüntüsü veriyor dediniz. Afyon'un fakir görüntüsü vermesi değil asıl sıkıntı. İnsanların gururlarının rencide olması, insanların yardım aldıklarının teşhir edilmesi büyük bir ayıptır. Ne inancımla örtüşür, ne örfümle örtüşür, ne milletimin geleneklerinde böyle bir şey vardır, ne de bugünkü çağdaş insan modelinin kabul edebileceği bir vakadır. Biz sosyal yardımların gizli yapılmasından tarafız. Bahsettiğiniz bölgede insanlar kuyrukta beklerken mahcup olduklarını ben görebiliyorum. Ben bir mahallede belediyenin aşev arabasının meydan bir yerde kuyruktaki insanlara yemek dağıtmasından haya ediyorum. Ve ben soruyorum. Kenar mahalledeki ihtiyaç sahipleri insanlar şehir merkezindeki o kulübeden nasıl ekmek alacaklar? Gidip gelmeleri zaten 4 ekmek bedeli. Yol paraları olsa o ekmeği almazlar. Sosyal adaleti sağlamadan sosyal yardımı yapamazsınız. Ne zaman yaparsınız? Ancak sosyal yardımı seçim zamanlarında evlere erzak dağıtarak, insanlara verdiğiniz erzakların miktarını artırarak, hayır için kurulmuş olan yardım kuruluşlarını da bu işe alet ederek yaparsınız. Emin olun, herkes bilsin ki Allah bundan razı olmaz. Ve seçmenlerimiz dahil gönüllerin sahibi Allah'tır. Bu büyük bir haksızlıktır ve insanlara yapılan bir ayıptır. Allah nasip ederse bizim zamanımızda bugün sosyal yardım alanlar en az 1,5 katı sosyal yardım alacaklar. En az. Ve bu sosyal yardımdan kendileri istemedikçe kimsenin haberi olmayacak. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğiz. Projeyi açıklarken bunları size bahsedeceğim ve açıklayacağım. Açıklayayım bunu. Ucundan kıyısından bunlara gireceğiz. Bu proje sunumu değil. Bahsedeceğim sadece. Ve biz sosyal yardımları yaparken insanlara verdiğimiz erzakı yeme zorunluluğu getirmeyeceğiz. Bizim sağladığımız hilal kart imkanıyla aynı zamanda şehir merkezi içerisinde benim esnafımı bitiren ulusal kapitalist firmaların da ezdiği esnafımızı desteklemiş olacağız. Bu hilal kart sadece kendi bakkal esnafımıza ve bizim yerli marketlerimizden de bahsediyorum. Buralarda geçerli olabilecek. Bizim esnafımız alışveriş edebilecek. Uluslararası şehrin nakit likiditesini şehir dışına bir hortumla aktaran, bizlerin de azze düşüp alışveriş ettiği esnafımızı bitiren bu oluşumlarda geçmeyecek. Böylelikle esnafımıza da katkısı olmuş olacak. Ve dediğim gibi hiçbir kimsenin yardım aldığını o kişi istemeden kimse bilemeyecek. Çünkü bu mahremdir. Çünkü bu büyük bir değerdir. Siz insanlara hatiplik yaparken ceddimin yaptığı uygulamayı anlattınız. Ama ona layık olamadınız. Dediniz ki şehir merkezlerindeki kutulara birileri zekat atardı, kapağını kapatır. Bir başka birisi ihtiyacı olduğu kadar alırdı diye anlattınız. Ama siz öyle yapmıyorsunuz. Anlatmakla olmuyor. Bu anlattığınız şeyleri güzel şeylerse, mukaddes şeylerse, değerleri varsa bunu uygulamakla mükellefsiniz. Dolayısıyla Allah nasip ederse hiçbir ihtiyaç sahibi kardeşim ve 5 yıllık süre içerisinde 2500'de başladıysak sayı olarak 5 yıl içerisinde bunun en az yarıya inmesi lazım. Siz öyle bir belediyecilik yapmalısınız ki o insanlar o ihtiyaç sahibi pozisyonundan çıkabilmeli, çıkartabilmelisiniz. Tabii bunun için dediğim gibi gönül lazım, işin ehli lazım. İşin ehline verilmesi lazım, sağlam bir ekip lazım ve böyle bir gayret çalışma lazım.
Sayın Başkanım, Afyon Koçtepe Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Ayhan Erol Bey soru göndermiş. Sevgili başkana çalışmalarında başarılar dilerim. Anlattığı kadarıyla günümüzde gerçekten ihtiyacı olan noktalara değiniyor. Bu noktada kendisini tebrik ederim. Benim sorum, belediye-üniversite ilişkisi bugüne kadar istenilen düzeyde olmamıştır. Bundan sonra ise için öngörülerini merak ediyorum demiş. Hava kirliliğinden bahsetmiş. Bunu cevapladık. Yazın hava, yolların tozluğundan bahsetmiş bir de. Kendini seçildikten sonra bu durumu düzelteceklerine inanıyorum demiş. Allah yar ve yardımcısı olsun demiş. Şimdi hocama saygılarımı ifade ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Biraz önce yarım kaldı zannediyorum. Bir şehirde bir üniversiteniz var. Öğrencilerin sayısından daldık. Diğer kısmı atlamış olduk. Bir şehirde üniversiteniz var. Bu üniversitede konservatuvar bölümünüz var. Ve maalesef bu üniversitede her gün icra edilebilecek bir tiyatromuz yok. Bu zul bir şeydir. Bu insanların taşın altına elini sokmaması demektir. Yetkililerin görevden kaçması demektir. Bu büyük bir sermayenin, büyük bir kıymetin, büyük bir değerin elden uçup gitmesi demektir. Hocamın bahsettiklerine bir tane örnek budur. Üniversite ve belediye ilişkisi. Biz üniversiteye büyük bir yük olacağız belediye. Hocalarımızdan çok fazla istifade edeceğiz. Ben bu projelerimi oluştururken birçok profesör ve doçent hocamla çalışıyorum. Ve buradan da bir hocamdan istifade etmiş oluyoruz. Şehir içerisindeki yolların tozluluğu biraz önce bahsettiklerimize ilave edilerek söylenebilir. Bunu da ilave edeceğiz. Bu belki kaldırımların yapısından kaynaklanıyor. Kaldırımların üstünün gözenekli olması, o gözeneklerin arasında zannediyorum çamur birikintilerin kuruması ve araç geçtiği zaman toz olarak kalkmasından hasıl olan bir sıkıntı. Bunu belediye hiçbir şekilde gideremezse en azından anı kurtarabilirdi o toz zamanlarında. Ama bakıyorsunuz şimdi şehrin kenarında bir sitede, yani sitenin önünde asfaltın olmadığını göreceğiniz yerler var. Biz tespit ettik bunları. Buraları da görebilirsiniz. Daha biz yeraltı çalışmalarımızı ve altyapı çalışmalarımızı tamamlamış değiliz. Bunların bitmesi lazım. Bu iş için de hem ciddi bir efor lazım. Yani şu anda anlatılan, yapılan, biz bütün altyapıyı, üst yapıyı bitirdik. Keşke öyle olsaydı. Ben de sosyal projelerle insanların hayatını etkileyebilseydim. Ama maalesef o noktada da daha yapacağımız çok şey olacak. Başkanım, gerçekten yoğun çalışıyorsunuz. Buradan sonra yine ziyaretlere devam edeceksiniz. O yüzden programımız biraz kısa sürüyor. Sizin ziyaretleriniz olduğundan dolayı. Vatandaşlarımız gene isimler gönderdi. Başarılar diledi. Ahmet Güngör, Ayhan Erol, biraz önce hocamız. Ahmet Özdemir, Ali Keskin, Fatma Karapınar, Fatih Kiraz, Oktay Alan, Sabri Koç, Metin Dalyan, Beyza Bayram, Bayram Düşkün, Müjgan Gövcük ve Serpil Kavaklı. Bize gün içerisinde mailler geldi. Size soru yöneltilmesi konusunda tabii vatandaşlarımızdan. Kısalırsak en azından süremizi. Doktor Ecer Afyon'u Eskişehir gibi yapacağız dedi. CHP'nin adayı Eskişehir örnek aldı. Siz hangi şehri ve hangi belediye başkanı örnek alıyorsunuz? Şimdi bizim vizyonumuz bir belediye örnek almak asla değil. Bunu vizyon projemizde de açıkladık. Ben vizyonumuzu açıklamış olayım böylelikle. Bizim vizyonumuz milli ve manevi değerlere sadık kalarak önümüzdeki en geç 10 yıl içerisinde Türkiye'de parmakla gösterilebilir bir Afyonkarahisar inşa etmektir. Bizi örnek alacaklar. Biz örnek almayacağız. Bakın bu şehir diyecekler 200 bin ortalama nüfustan ve şöyle bir ahvalden nasıl bir hale geldi. Biz kimseyi örnek almayacağız. Ama bu şehirlerde yapılmış olan sosyal projeleri tabii ki fikir alacağız. Nasıl yapıldığı ile ilgili yardım alacağız ama asla biz örnek almayacağız, biz örnek olacağız. Peki dediğiniz yaşanabilir kentler arasında Afyon şu anda 58. sırada. Tabii komşu orada 58. sıradayız. Yani evet. Komşu illeri bize göre daha iyi durum. Kazandığınız takdirde 5 yıl süreç sonunda hangi nokta olacağız demiş. Çok iyi yerlerde olacağız ama 5 yıl sonra ben Afyon'u ilk ona sokmuş olacağım, listenin ilk onuna girmiş olacağız gibi bir iddiada bugün bulunursam bu benim yani komşulara göre üstlüğümle bağdaşmaz. Yani şunu diyebilir miyiz? Komşulara göre iyi durumda olacağız diyebiliriz. Kesinlikle iyi durumda olacağız. Aslında komşulara da koordinasyonlu çalışacağımız projeler de var. Şimdi konuyu açıyor. Oradan bir tarafa gidiyoruz. Ama komşu illerden tabii ki iyi durumda olmamız lazım. O zaman bizim vizyonumuz ilk 5 yılda bunu sağlayamazsak sekteye uğradı demektir. Başarısız olmuşuz demektir. Makama ilk geldiğiniz takdirde işe nereden başlayacaksınız? Acil eylem planı, orta vadeli kalkınma planı ve uzun vadeli master vizyon planını oluşturmakla başlayacağız. Kazandığınız takdirde Yuntaş'ta olsun, diğer birimlerde geçici ya da sözleşmesi çalışan işçiler var. Bunlarla ilgili bir düşünceniz var mı? Bir de belediye çalışanlarla ilgili herhangi bir düşünceniz var mı? Yani görev değişikliği, anlamda, evet, sen o partisi. Şu anda tam rakamsal olarak ifade edemeyeceğim.
tam somut olarak ifade edemeyeceğim, Yuntaş, özellikle Yuntaş'ta istihdam edilen işçilerin çok ciddi sıkıntıları olduğunu biliyorum. İkramiyeler noktasında, verilen haklarının ellerine geçip geçmeme noktasında veya ellerine geçerken miktarlar noktasında ciddi sıkıntıların olduğunu biliyorum. Tabii bu sıkıntılara vakıf olabilmek için Yüksek Seçim Kurulu'ndan 1 Nisan'da mazbatayı almamız gerekecek. Aldıktan sonra vakıf olacağız. Herkes bilmelidir ki bizden muhalefet olan, bizden taraf olan olmayan kimse zulüm görmez. Biz zulüm olmaya değil, eğer böyle bir endişe varsa ifade etmekte fayda var. Biz zulüm olmaya değil, rahmet olmaya geliyoruz. İnsanlara rahmet olacağız, herkese rahmet olacağız. Geçen seçimleri baz alırsak CHP'den ciddi oranda MHP'ye oy kayması oldu ama ancak bu yeterli olmadı. Şu an sizin hem CHP'den hem AK Parti'den oy veren seçmenden oy almanız gerekiyor. Bunu nasıl başaracaksınız? Her zamanki bizi tanımlayarak bunu ortaya koyacağız. Biz halkımızı siyasi görüşlerine göre, biz halkımızı inanç değerlerine göre, biz halkımızı etnik kategorizasyonlara göre asla değerlendirmeyiz. Benim aday adaylığımdan beri bir biz kimiz tanımlamam var. Onu ifade etmek istiyorum. Biz 1300 yıldır gönlü Kerbela yangınıyla yanan Ehl-i Beyt gönüllerle, vatan millet deyince şaha kalkanlarla, kapitalizme ve emperyalizme karşı dimdik durmuş sosyal demokrat ruhlarla, aksakallıların, nur yüzlülerin etrafında zikir halkalarında toplananlarla, Tuna Nehri'nde abdest alıp Çin Seddi'nde namaz kılmayı murad edenlerle kocaman bir biziz dedik. Bunu demeye devam edeceğiz. Biz hepimiz biziz. Ve herkes Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek. Başkanım, süremiz de kısıyor. Reklama girmem lazım. Girmiyorum çünkü sizin yoğun gündeminizden dolayı programı bitirmek zorundayım. Ben son olarak arkadaşlardan başlık alayım. Sizi de son olarak vatandaşımızın birkaç soru var. Ben sadece bu soruyu soracağım. Tamam, mevcut belediye başkanının yaptığı hizmetlerden farklı ne olacak? Yani vatandaş size ne verecek? Şimdi o soru programdan önce sorulmuş muhtemelen. Şimdi bu programı izleyen vatandaşımız evet, muhtemelen önce cevabını almış olacaktır. Biz her şeyden önce bakış açısı itibariyle sosyal belediyeci olacağız. Ve biz belediyeyi o cam kaplı binadan yönetmeyeceğiz. Bu bir kesin. Biz belediyeyi esnafın taburasında oturarak yöneteceğiz. Bir mahallenin kıraathanesinde, danışma meclisinin toplandığı yerde yapacağız. Biz sanayi ile ilgili oluşumu yaparken sanayi esnafımızın hepsini karşımıza alacağız. Onlarla yemek yiyeceğiz, onlarla çay içeceğiz, onlarla karar vereceğiz. En büyük fark bu olacak. Ve biz gücümüzü büyüklerden, küçüklerden, diğerlerinden, sermaye gruplarından, zenginden, fakirden, ondan bundan, hiç isim saymıyorum. Ama ben gücümü ve desteğimi halktan alacağım. Ve her zaman da halkın yanında duracağım. Gücümü aldığım yere ihanet eder, onları unutursam zaten onlar da beni unutur. Bu kadar da açık ve samimi ifade ediyorum. Ben başlarayım, Gökhan Bey'den başlayalım. Yine çok başlık var ama ben 3 tanesini seçtim özellikle. Projemi sahiplenmeyin. Kimsenin iradesine ipotek koyamayız. Ben Afyon'un doktoruyum. Kentsel dönüşüm bizim işimiz. Burcu. Afyon'un doktoru. Şehir doktoruyum. Ben şey, yani bir doktor için hasta neyse bir şehir planı benim için odur. O şekilde. Yani. Burcu'nun. Benim için dikkat çekici olan siyasi ayrımcılık bitecek. Birleştirici ve toparlayıcı olacağız. Kesinlikle. Minvalindeydi. Bu noktada hiç taviz vermeyeceğiz. İnşallah. Hep sulhten yana olacağız. Muhabbetten yana olacağız. Hep ifade ettiğimiz gibi edepten, adaptan ve nezaketten asla taviz vermeyeceğiz. İnşallah. Mustafa Bey. Benim de birkaç tane var. Parmakla gösterilir örnek bir şehir olacak. Vizyonumuz. Evet. Sosyal adaleti sağlamadan sosyal yardım yapamazsınız. Belediyeyi cam kaplı binadan yönetmeyeceğiz. Biz kocaman biziz. O kocaman bizizin ayrıntısını özellikle neşretmenizi rica ediyorum. Çünkü evet, bu birleştirici bir unsurdur. Bunu herkes kullanmalıdır. Keşke aynı sözü yarış halinde olduğumuz belediye başkanı adayı arkadaşlarım da kullansa. Emin olun bundan da son derece mutluluk duyarım. Sayın Başkanım, teşekkür ederiz. Keyifli bir sohbet oldu. Zaten 30 Mart'a kadar yine sizi konuk edeceğiz. Yine çalışmalarınızla ilgili, projelerinizle ilgili buradan izleyicilerinizle uğraşacaksınız. Vatandaşın da gördüğüm kadarıyla ilgisi gerçekten size yoğun. Bu süreçte size başarılar dileriz. Son olarak izleyicime neler söylemek istersiniz? Ben hepinize, diğer arkadaşlara, Burcu Hanım'a, Gökhan Bey'e, Mustafa Bey'e ve size Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bana böyle bir imkanı sunduğunuz için,
böyle kendimizi ifade etme fırsatını bulduğumuz için. Tabii biz çalışmalarımıza halkımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz. Esnafımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz. Evleri ziyaret etmeye devam edeceğiz. Bu noktada bir af ve bir özür borçlu olduğumu düşündüğüm birçok Afyonkarahisarlı hemşerim var. Onlara bu noktada af dilediğimi ifade etmek istiyorum. Kesinlikle siyaset yapmıyorum, açık ve net söylüyorum. O kadar çok teveccüh var ki, o kadar çok talep var ki, her yere yetişme şu andaki en büyük sıkıntım. Ondan dolayı ben bütün elleri sıkacağım, niyetim bu. Ama gözden kaçırdığım, ihmal olmuş, sonuçta biz de bir insanız. Gaflete düştüğümüz yerlerde ulaşamayacaklarımız, belki bunu başka zaman ifade etmiş olamam. Şimdiden aflarına sığınıyorum. Bilsinler ki bu can, bu bedende durdukça bu bütünlük bir vakıf malıdır. Afyonkarahisar'ın vakfıdır. Herkes her şekilde istifade edecektir. Sayın Başkanım, teşekkür ederiz. Tekrar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgili seyircilerimiz, programımızın tekrarını pazar akşamı saat 20.30'dan itibaren tekrar izleyebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.